Kuplarda tiramisu, 6 adet yumurta, 200 gram toz şeker, yarım kilo mascarpone peyniri, 1 paket kedi dili bisküvi, 3 yemek kaşığı granül kahve, kakao. Tamamız. Şu gürültü faslını çıkarayım dedim hayatımdan. Şöyle bir kolaylık olsun. Gerisini elle devam edeceğim gözdeciğim. Tiramisu'ya geçtim. Bunu anca makineyle böyle köpük haline getirebiliyorsunuz. 6 yumurta akıyla şekeri. Burada da 6 yumurtanın sarısı ve şekeri artık elle devam edeceğim. Bir güzel çırpacağım. Sonra mascarpone peynirini ya da labne peynirini katabilirsiniz. Canım benim Gözdem. Efendim? Ne yapacağız bu boşanmaları? Ne yapacağız? Şimdi şöyle, aslında bir seçim. Evlenmek ne kadar bir seçimse, boşanmak da aynı koşullarda. Ama bir çocuk için eğer o evin içerisi güvenilir, sakin, sevgi dolu ya da huzur dolu değilse artık seçimlerinizden bir tanesi boşanmak olabilir, evet. Boşanmak çünkü için yaş var mı sence? Yok. Yani şu yaş daha uygun diye bir ya şey yok mu? Bu bir süreç, bir ayrılık süreci ve burada artık anne babanın o esnadaki aldığı karar, geçmişte ne yaşadığı, o anki öfkesi ve şartları, bunların hepsi çok önemli. Pek çok değişken bu işin içerisinde. O yüzden doğru değerlendirilmesi çok önemli. Boşanma kararı alındıktan sonra ama önemli olan şeyler var. Bir kere asla kararda eğer kesin değilse, net değilseniz çocuklara asla yansıtmıyorsunuz, söylemiyorsunuz. Yani bir boşandık, bir birleştik, bir ayrılıyoruz gibi tutarsızlıklar çocuğun bütün ruhsal dengesini alt üst ediyor ve güven sorunu yaşar. Müthiş bir güven sorunu yaşıyor çünkü her an kaybedebilir endişesiyle, kayıp endişesiyle yüz yüze geliyor. Ve biliyor musun, bu boşanma süreçlerinde çocuklar çok daha kontrolcü, çok daha oyuna odaklanamayan, dikkat sorunları yaşayan çocuklar haline geliyorlar. Sebebi şu, çocuğun zihni sürekli anne babanın ilişkisinde. Evet. Orada mı değil mi? Gidecek mi, kalacak mı? Terk edecek mi? Acaba benim yüzümden mi? Hmm. Şimdi egosantrik dönemde olan, yani 6 yaş öncesinde çocuğun egosantrik dönem dediğimiz bir dönemden geçiyor ve ben merkezli çocuk. Çok doğal olarak dünyayı kendi etrafında döndüğünü düşünüyor. Ama işte o kavgaların sebebinin çocuk olmadığını hissettirmek gerekiyor. Söylemek demiyorum, hissettirmek gerekiyor. Çünkü eğer ev içerisinde ufak tartışmaların ya da kırgınlıkların ya da aynı koşullarda barışmaların da, barışmak demeyelim de ona, sohbetimizi devam ettirmek, hayatımızı kaldığımız yerden keyifle devam ettirebilmenin sembolünü yapamazsak biz, işte kızıyoruz ama bu normaldir, bak bitti. Evet. Diyebilmemiz gerekiyor evin içerisinde. Çocuğun bu durumu normalleştirmesine engel oluruz. Ha, bu demek değil ki tartışırken çocuğunuz yanınızda olsun. Nasıl söylenir? Bir karar alındıysa, çocuk 3 yaşındaysa, 5 yaşındaysa şekil değişiyor mu? Ya bir çocuğa bu nasıl söylenmeli? Şekil değişiyor tabii ki. Ya birincisi şu, evlilik süreci boyunca tartışmalarınız asla çocuk odaklı olmasın. Ve lütfen çocuklardan uzak bir köşede olsun. Bunu istiyorum sizden. Çünkü çocuk her şeyi görmese bile hissediyor. Bunu unutmamamız lazım. Boşanma sürecini de çocuğa nasıl söyleyeceğiz? Yaşına uygun söyleyeceğiz ve asla kandırmayacağız. Boşanma kararı alınıp mahkemeye gidildikten hemen sonra çocuklara ayrılık haberini söylemek zorundayız. Boşanan anne baba değil, boşanan karı kocadır. Bunu unutmamamız gerekiyor. Bu nedenle anne baba çocuğu karşısına alıp, tatlım biz maalesef ki babanla ben ya da annenle ben
anlaşamıyoruz bazı konularda. Bu o kadar fazla sıklaşmaya başladı ki biz kendimizi mutsuz hissediyoruz. Bazen seni de bu tartışmalarda mutsuz hissettiriyor olabiliriz ama bil ki sebep sen değilsin asla. Bu nedenle biz ikimiz de daha mutlu olmak için, daha huzurlu bir yaşamımız olması için ayrı ayrı evlerde yaşamaya karar verdik. Bu bizim anne babalığımızı asla değiştirmeyecek. Evet. Şimdi bu basit bir anlatım şekliydi. Şimdi bunu çok fazla detaylandırmamak gerekiyor. Bir, çocuğunuza gereğinden fazla bilgi yüklememeniz gerekiyor boşanma sürecinde. Anlamasın yani böyle ince ince anlatmamak asla, gerekiyor. Asla o kadar abartılı olmamalı. Yani, ben anlatmıştım. İşte o... Kendimce... her şeyi paylaşmıştım. Haklısın ya aslında ama. Şöyle ya anlaşamadığımızı gideceğimi hani ama babaanneni hala çok sevdiğimi gerçekten de hala görüşüyorum. Ben bu konuda kendimi çok takdir eden bir boşanmış anneyim. Ha kime yarandın derseniz aslında çok da kırıldım bu konularla ilgili hani. Eski eşim ve kayınvalidemle bunun savaşını da çok verdim. Önemli olan kendinizi nasıl önemli olan ben, evet, ben çok doğru bir şey yaptım. Hiç babasından koparmadım. Babasının işi oldu, ben taşıdım. Yani hayatım yollarda geçti. Hani bu konuda fedakar olan kısım ben oldum. Çünkü asla babasız, babaannesiz. Ya çünkü kötü insan değil onlar. Biz anlaşamadık ama biz hala görüşüyoruz. Oturduk yemek yedim eski eşimle. Oturdum alışverişe gittik Bengü'yle. Hani birlikte izi vermedim. Ayrıyız ama bak sorun yok. Bunları da yapabiliyoruz. Bak sorun yok. Bu çok güzel evet. Ama şöyle bir durum var. Maalesef ki boşanmalar Türkiye'de yoğunlukla çatışmalı bir şekilde bitiyor. Maalesef. Ve aradaki en zarar gören çocuk oluyor. Evet. Ve buna engel maalesef ki olamıyoruz. Evet. Burada öfkeli olan her iki taraftır da. Yani hem kadının tarafı hem erkeğin tarafıdır. Sebep ne olursa olsun bir taraf da olsa bu kişi olgun olmak zorunda. Ve bunu çocuğu için yapacak. Önemli olan bence burada biz evet çok yaralanmış olabiliriz, çok örselenmiş olabiliriz, çok zarar gördüğümüz süreçlerden geçmiş olabiliriz. Birbirimize çok öfkeli olabiliriz. Ama bilin ki burada her ikinizin de sorumluluğunda olan bir tane yetersiz, eksik ve aciz evet. olan bir varlık var. Çocuğumuz var ve burada çocuk maalesef ki iki öfkeli taraf arasında kalıyor. Maalesef. Ben anne babalara söylüyorum ki işte bu dönemde sen ya da ben savaşında çok fazla girmeyin. Bu bir taraf olgun olsun. Ay bunlar çok güzel. Evet. Çok severek almıştım ben de. Bir orada bir çamlar devirdim galiba. Çünkü çok şey benim de heyecanlandığım bir konu. Evet. Çok üzülüyorum çocuklara gerçekten. Böyle birbirine insanlar bir şey kanıtlama uğruna çocukları kullanıyorlar ya. Ben onu anlamıyorum. Ya da bir bedel ödetme aracı. Evet yani geçmiş bitmiş gitmiş artık. Ya çocuğuna yazık. Bu en yoğun bir nafakalarda meydana geliyor. İki... Evet. Çocuğun kimde kalacağı konusunda, yani velayet konusunda evet. ya da görüş günleri diyelim biz ona. Şimdi diyorum ya burada olgun olan en azından bir taraf olmalı. Maalesef ki burada öfkemize yenik düşüyoruz. Ama ben şöyle söylüyorum, burada çocuğu mahkeme kararıyla İşte bir uzman yardımı bazen oluyor, bazen olmuyor. Polisle alınmasından tutun. Ay, evet. Çatışmalı boşanmalarda çocuğun sürekli pimpon topu gibi o cepheden o cepheye sürüklenmesi ve her gittiği mekanda, kontrolsüz bir mekan bu arada. Değil mi? Bazen anneanneler de babaanneler de kalabiliyor. Evet. Bazen bizim büyüklerimiz de öfkeye yenik düşebiliyor. Bazen olgun olmayabiliyorlar. Şimdi bu gerçekleri göz ardı etmemek gerekiyor. Kontrolsüz bir ortamda olmamalı hiçbir zaman çocuk. Özellikle de boşanma evresinde. Eğer olursa, eğer maruz kalırsa... Lütfen uzmandan uzmandan. Yardım alınsın. Çocuk bu duruma tepki göstermemiş gibi görünebilir. Ama işin rengi o değil aslında.
Çocuk içten içe o çatışmayı sürekli yaşar. Bazı çocuklar içe kapanabilir. Tepkisiz kalıyormuş gibi görünebilir. Ama bu kaygı bozukluğuna sebep oluyor. Dikkat eksikliğine sebep olabilir. Çocuklarda okul başarısına, sosyal ilişkilerde bozulmaya, tırnak yeme, tik bozukluklarına, tuvalet alışkanlığındaki sorunlara, alt ıslatma gibi, kaka tutma gibi psikosomatik rahatsızlıklara sebep olabilir. Ve biz bunun zannedebiliriz ki, yani çocukta bir şeyler oluyor ama ne olduğunu anlayamayabiliyoruz, hastalık olduğunu düşünebiliriz. Ama bunun sebebi oradaki sürecin sağlıklı yönetememesi de olabilir. Ben kuplarımı dolduruyorum. En zevkli aşaması, çok hızlı bir şekilde yeni açanlar varsa yumurtanın akıyla beyazını çok dikkatli ayırdım. Sarısını şekerli elle çırptım. Sonra mascarpone peynirimi ekledim. Yumurta akımı şekerle makineyle çırptım çünkü köpük olması gerekiyor. Sonra çok yavaş yavaş birbirine kattım. O kısmı önemliydi. Söndürmeden katmamız gerekiyor. Canınız nasıl isterse döşeyin, isterseniz tepsi yapın, isterseniz kupları yapın. Kahvesini serpiyorum ve bitiyor. İki tanesi çok sevenlere gelsin. Bayağı doldurdum onu. 4 kişi bile yiyebilir. Diğeri de böyle paylaşamayanlara gelsin. Son sözün var mı? Anne babalara, çocuklara. Önce değişen kendimiz olalım. Kendimizi geliştirelim. Kendimizi olgunlaştıralım. Ancak bu şekilde sağlıklı bir lider olabiliriz çocuklarımıza. Çok teşekkür ediyorum. Bence bu konuda duayensin. Gerçekten inanılmaz seviyorum seni dinlemeyi. Keşke kızım daha küçükken seni tanısaydım. Daha çok kitabını okusaydım. Daha çok böyle daha bilinçli bir anne olsaydım. Çünkü bazen çok geç olabiliyor çocuklar için. Onlar da artık büyümüş oluyor ve aslında toplumun istemediği insanlar haline geliyorlar. Onun sebebi de biz oluyoruz. İş işten de geçmiş oluyor. Yok, hiçbir zaman geç değil. Değil mi? Hayır, anne tatlısın. Süper. Hiçbir zaman geç değil. O da kendini geliştirecek değil mi? O da okuyacak.